Arkadaşlar merhabalar. Kılıç isimlerin birincisini yani prizmaları anlatmıştım. Şimdi onları destekleyecek birkaç soru çözeceğim. Buradaki her soruyu çözmeyeceğim. Sizin de çözmenize gerek yok bu arada, tamam mı? Çünkü bazıları ya konu anlatımında anlattığımın aynısı ya da neredeyse sayıları değiştirilmiş hali. Merak etmenize de gerek yok. Sadece bu sorulara bakmamız yeterli buradan. Şimdi bir dikdörtgenler prizması verilmiş. 2, 2, 2, 3 şeklinde uzunluklar verilmiş. EK nedir diye soruluyor. Bununla ilgili arkadaşlar demiştim ki bir dik üçgen oluşturmamız lazım. Böyle EK gibi hipotenüse benzeyen uzunlukları bulmak için. Birleştiriyorum bakın şöyle bir EG'yi. Başka nereden birleştirebilirsiniz? Vallahi biraz böyle gıcık olur ama şurayı uzatıp böyle birleştirirseniz yine bir dik üçgen olur. Siz bilirsiniz. Ben EG'yi birleştirmeyi tercih ediyorum. Ve burada şunu söylüyorum ben. Burada GC uzunluğu arkadaşlar EHFG yüzeyine dik olduğu için kesinlikle GE'ye de dik olmak zorunda. Kural şuydu. Bir noktaya dik olacak şekilde bir yüzeye dikinen bir doğruya o noktadan geçen bütün doğrular dik olmak zorunda yüzeyin üstündeyse. Dolayısıyla EGK bir dik üçgen olur. Şimdi 3 verildiği için HG de 3 olur. Başka bize BC 2 verildiği için EH da 2 olur. Böylece bakın EHG'nin hipotenüsü kök 13 oldu. Zaten 2 olduğunu biliyoruz GK'nın. Böylece kök 17 bulmuş olduk hipotenüsü yani EK'yı. Gelelim şimdi bu soruya. Bu da benzer ama bu sefer köşeden çıkmamış. Yorumumuzu çok da değiştirmeyeceğiz açıkçası. Nasıl bir dik üçgen oluşturabiliriz arkadaşlar? KT'nin hipotenüsü olacak şekilde. Direkt burada köşelerin üzerinde olmadığı için biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bakın ben şöyle bir şey yapacağım. Şöyle K'dan FB'ye bir dik indireceğim. Şöyle bir harf verelim oraya. L diyelim. KL arkadaşlar FGBC yüzeyine dik olduğu için tam L noktasından geçen şuradaki LT doğrusuna da dik olmak zorundadır. Kesinlikle ve kesinlikle. Sanki geniş açıymış gibi görünüyor. Sakın görüntüye aldanmayın. Mevzumuz belli. Bir yüzeye dikse tam o noktadan geçen doğruya da dik olmak zorunda o yüzeyin üstündeyse. Şimdi artık KL'nin uzunluğu zaten 6. LT'yi nasıl bulacağız? LT'yi de şu şekilde bulacağız arkadaşlar. Bakın L'nin hizasında bir L üssü noktası alırsak normalde burası 3 olduğu için L üssü C de 3'tür. Tamamı bu küpten dolayı 6 olması için TL üssünün 1 olması lazım. Kenar zaten kaç birimdi? 6. 1, 36 daha. LT kök 37 oldu. Artık KLT üçgeninde 36 artı 37 arkadaşlar ne yaptı buradan? 73. Demek ki bu uzunluk kök 73'müş. Gelelim bu soruya. Bakın bir küp verilmiş. AK ile KB eşit 2 santim. İkisi de. Ve bizden EL uzunluğunu istiyor. İsterseniz yine hemen burayı da durdurun. Yapmaya çalışın. Geometri sorularında çünkü arkadaşlar çözümleri ben gösterince çok basitmiş gibi algılanıyor. Ne var hiçbir soruda? Bir espri yok gibi geliyor. Ama bu soruda var mesela. Yapacak olan arkadaşlar zaten olacaktır. Sorunun kesinlikle zor olduğunu iddia etmiyorum. Birazcık dikkatli olun. Olmayanlar için de ben zaten çözümü göstermiş olacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar burada şöyle kolay bir şekilde çözeyim ben size. Birleştireyim EG'yi. Yine birleştireyim EK'yı. Böylece EKG üçgeni olsun. Bu üçgende de arkadaşlar kenar 4, 2 olduğu için EK hipotenüsü 2 kök 5 olacak. 4, 4 olduğu için bu kenarda 4 kök 2 gelir. Bu arada KG'yi de bulurum ben. KG'de arkadaşlar nedir? Şurası 2, 4. KC'yi birleştireceğiz bakın KG'yi bulmak için. 2 kök 5. Burası da 4 olduğu için 16, 20 daha 36 yani 6 oldu. Bakın şöyle bir üçgen geldi. Artık şurada göstereyim böylece daha iyi görelim. K, G, E. E'den bir dik indirilmiş L'ye. EK 2 kök 5. EG 4 kök 2. Buranın tamamı 6. Ne yaparız? Şuraya X deriz. Buraya 6 eksi X deriz. Böylece ELH yüksekliğini buluruz. Burada yalnız 2 kök 5 ve 4 kök 2 biraz böyle bize deneme şansı tanıyor.
Ben o yüzden buraya 2 verirsem burası 4 olur. LG'ye de 4 kalır. Gerçekten hem sağdaki ELG üçgeninde güzel geldi hem de EKL üçgeninde. Eğer böyle yapmayacağız hocam, göremedik diyenler için şunu derdim. 2 kök 5'in karesi eksi x kare h kareye eşittir. Aynı şekilde şu üçgende de 4 kök 2'nin karesi eksi 6 eksi x'in karesi derdim. Böylece x'i bulup x'i 2 bulduktan sonra yine yerine yazdığımızda h'ı yani EL'yi 4 bulmuş olurduk. En kısa sorusu çözeyim bir tane size yine. BK ile KH toplamının en küçük değerini bulalım diyor. Burada ben şunu söylüyorum bildiğiniz gibi. Bu EHFG'yi bir kapak gibi kabul edin ve bunu açtığımızı düşünün. Şöyle bir kapak bu. Yukarı doğru böyle açıyoruz. O zaman tam açalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası H. Şöyle G oldu. Bunu niye yapıyoruz? En kısa uzaklık dost doğru olan uzaklıktır. Mümkünse doğru şeklinde çizebildiğimiz uzaklıktır. Dolayısıyla K temsili bir nokta dediğim gibi her zaman sakın orayı özel K noktası olarak algılamayın. Şöyle bakın. En kısa uzaklığı elde ederiz. K'nın yeri K'ydı. Doğal olan da bu zaten. K öyle bir nokta ki HKB en kısa olsun demek istiyor size. Dolayısıyla artık bunlar doğrusal olacak şekilde bir K noktası. 3 santim olduğu için EH de 3'tür. Burası 3 olur böylece. Karşısı da 4 oldu arkadaşlar. Şu hipotenüsü bulacağız. 7 yani 49. Bir de 6 var. 36. 85. Kök 85'miş. BK artı KH'ın en küçük değeri. Burada da bakın bir salyangoz verilmiş bir tane. Yüzeyler üzerinden gidecekmiş ve en kısa E'ye ulaşacakmış. Yüzeyler üzerinden gidecek, yan yüzeylerin üzerinden ve en kısa E noktasına ulaşır. Yan yüzeyler olarak söyleyeyim özellikle. Orası unutulmuş. Bakalım nasıl yapacağız? Yine açı açı yapacağız. Özel bir şey düşünmeyeceğiz burada da. Bakın şimdi. Burada A, B, F, E yüzeyini düşünelim. Sonra ne diyeceğim? BC, FK yüzeyi. Sonra arkadaşlar arkada DCKL yüzeyi var. En sonunda da oradan da yürüyüp nereye varacak? EADL yüzeyine ve E noktasına. Bakın A'dan bir çıkacak, E'ye kadar gidecek. İşte olay bu. 6, 6, 6, 6. Yükseklik zaten 8. 24, 8. Uzun uzun Pisagor yapmanıza gerek yok. 1, 3. Pisagor'u nedir? Kök 10. Bu kaçla çarpılmış? 8 ile çarpılmış. Hipotenüs o zaman 8 kök 10 olur arkadaşlar. Evet, bir tane üçgen prizma verilmiş arkadaşlar. Birinci konumda AD eşittir BD verilmiş. AE eşittir EC. Zaten mecburen böyle durmak zorunda. Sonra ikinci konuma çevrilmiş. Yani ABC yüzeyinin üstüne oturtulmuş şekil. Bir üçgen prizma birinci konumda DE seviyesine kadar su ile dolu, AA üssü 32 verilmiş. İkinci durumda yüksekliği ne olur diye soruyor bize. Bir kere hacim değişmez malum. Hacim değişmediğine göre şöyle yapalım. Üçgen yorumuyla yapalım. Burasına S dersek burasına 3S diyorduk, hatırladınız mı? Çünkü benzerlik oranı 1 bölü 2, alan oranı 1 bölü 4 olur. Küçük parça S ise geriye tamamı 4S olması için 3S kalır. Yüksekliği ne buranın? Bakın taban alanı 3S, yüksekliği 32 olan bir su var. Toplamda 96S'lik bir hacim var. İkinci durumda yine 96S hacim değişmeyecek. Artık ama yüzey alanımız 3S değil 4S. Böylece yükseklikte arkadaşlar 96 bölü 4'ten 24 santim olur. Açınımı şekilde verilen karedik prizma şeklindeki kutunun hacmi kaç birim küptür demiş. Kare prizma olduğu için neye dikkat edeceğiz aslında? Şuradaki arkadaşlar 1, 2, 3, 4. Bunlar bir kareyi oluşturur çevirdiğimizde. Dolayısıyla 12 olduğu için aslında bir kenarı 3 olur demek istiyor. Yüksekliği zaten 12, taban alanı 9, yükseklik 12, 108 santimetre küp olacak bu cismin hacmi arkadaşlar. Bu şekilde 16. soru, 13. soru ve 10. soru biraz aslında geometriden ziyade sizin 3 boyutlu bakış açınızla ilgili sorular. Bunları
Hatta hadi size bir tanesini çözeyim bakın. Şu 10. soru, buna benzer bir soruyu sınavda sormuştu. Bunun için açık söylemek gerekirse biraz zihninizde şekli kapatmanız lazım. Ufak bir böyle tüyosu var, onu vereyim size. Yukarıda açılımı verilmiş küpün alt yüzeyinde taralı kare bulunduğuna göre üst yüzeyinde hangi rakam bulunur? Ya zihninizde kapatmayı deneyeceksiniz ya da bu soruya dair çok basit bir yorum söylerim ben. Bir kere iki yüzey karşılıklı oluyorsa bunların hiçbir ortak noktası yoktur. Bu mavi karenin ortak noktası olan yüzeyler bunlar. O zaman ortak yüzeyi olmayan birdir. Dolayısıyla bir direkt bu mavi karenin karşısına gelir. İşte bakın buna böyle bir yorum yapacaksınız. Ama sınavda o esnada böyle sorular gelebilir. Yapacağınız iş arkadaşlar gerçekten yani o an bir nevi doğru bir şekilde soruyu yapmayı dilemek. Görmeyi dilemek yani açık söyleyeyim. Yine bakın şöyle bir sorumuz var. 13. soru. Burada tamamen hangi renkteki yüzün karşısındadır sorusu. Bunu ben anlatmak bile istemiyorum açıkçası. Cevabı maviydi arkadaşlar bunun. Mavi bulanlar doğru yapmış olacak cevabı. Ancak dediğim gibi bunu anlatmaya lüzum bile görmüyorum. Çünkü bu görme sorusu. Dolayısıyla böyle katı cisimlerle ilgili arkadaşlar. Ek konuya çözeceğim soruları çözdüm. Devamında silindir, piramit, işte koni ve küreyi anlatacağım. Diğerlerinde görüşürüz arkadaşlar. Özellikle şunu söyleyeyim bu arada unutmadan. Silindir, birleştirilmiş küple silindir işte koni bunlarla ilgili güzel sorular hazırladım. O konularda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.